Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. İkinci Hematolojik Genetik Sempozyumu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'nde gerçekleşti. Sempozyumun açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı, ülke çapında başarılı çalışmaları imza atan Profesör Doktor Aziz Sağ çalışmalarından bahsederek onu da aralarında görmeyi arzuladıklarını belirtti. Kendisi bu çalışmaların aslında basit olduğunu ama olayın kalbine yönelik olduğunu söyler. Gençlerin belki şu anda kendilerince basit tanımladıkları çalışmalarla uğraşırken aslında onların da aynı azim ve kararlılık öyküsüyle yollarına devam edip ülkemize nice Nobel'ler kazandırması dileğiyle sizleri Sayın Rektörüm adına sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum. Sempozyumun ilk oturumunda Muzaffer Demir, Ayşegül Ünüvar ve Feride İffet Şahin yaptıkları bilimsel çalışmaları izleyicilerle paylaştı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emin Kansu sunumunda önemli bilgiler aktardı. Öğrencilerimizde sigara sorunu var, gençlerde sigara sorunu var, toplumda var. Akciğer kanseri, akciğer kanseri. Çok kolay korunabilir bir kanser. Bir hücre için olması gereken bir program, işte onu buldukları için de 2002 Nobel'ini aldı. Şimdi bunların hepsi kansere bağlandığı için bu Nobel'leri söylüyorum. Ve sonunda biz 2000'li yıllardan biraz önce bu tabloyu öğrencilerimize dönemişte göstermeye başladık. Dedik ki arkadaşlar, 3 grup gene ezberleyeceksiniz, sınavda soru. Çoktan seçmeli soruyorlar, onlar da C'yi işaretliyoruz. Ege Üniversitesi televizyonu mikrofonlarına konuşan Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Bağcı organizasyonun öneminden bahsetti. Bu ikincisi, genetik sempozyumların ikincisi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin tıbbi genetik, tıbbi biyoloji, hematoloji ve çocuk hastalıkları tarafından düzenlenen bir sempozyum. Bundan önce de bir endokrin genetik sempozyumu yapılmıştı. Dolayısıyla tematik sempozyumlar ama hepsi genetik şemsiyesi altında yapılıyor. Bu kez güncel yaklaşımlar getirilmiş hematolojik durumlara klinikte. Hem klinik hem genetiğin bir arada değerlendirildiği güzel bir sempozyum. Sonuçlarından önce tabii ki kliniğin tedavide, sonra da temel bilimlerin ve genetiğin çok büyük bir yararlar sağlayacak.